İngiltere Başkanı Boris Johnson, 4 Temmuz'dan itibaren kiliselerin ibadet ve düğünler için yeniden açılmasına izin verileceğini açıkladı. İngiltere Kilisesi düğünlerde ilahi söylenirken uyulması gereken kurallara dair bir kılavuz yayınlayacağını belirtti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 4 Temmuz'dan itibaren kiliselerin ibadet ve düğün için yeniden açılmasına izin verileceğini, online hizmetlerin devam edeceğini açıkladı. Johnson, gece kulübü ve restoranların yeniden açılmasına izin verileceğini kaydederek, kuaförler, açık hava spor salonları, oyun parkları, sinemalar, müzeler, tema parkları, kütüphaneler, sosyal kulüpler ve toplum merkezlerinin de yeniden açılacağını duyurdu. Kilise ibadetlerine katılanların sayısı ise bina büyüklüğüne göre belirlenecek. 2 metrelik sosyal mesafe kuralının 1 metreye düşürüldüğünü söyleyen Johnson, koro, orkestra ve tiyatro mekanlarının da en kısa sürede canlı performanslarına devam edebilmeleri için sanat endüstrisiyle birlikte çalışacağız dedi. Londra Episkoposu Sarah Maloli, olağanüstü şartlarda geçen 3 ayı geride bıraktık. 800 yıldan uzun süredir ilk kez ayinlerin ve ibadetin gerçekleşmediği bir dönem yaşadık. Sosyal mesafe kurallarına rağmen tekrar bir araya gelmek herkese sevinç getirecektir. Bir gecede normale dönmeyeceğiz. Hepimiz özellikle savunmasızları ve birbirimizi korumak adına elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Online hizmetler devam edecek açıklamasında bulundu. İngiltere Kilisesi önümüzdeki günlerde düğün, kiliselerde ilahi söylenmesi ve müzik gibi konularda uyulması gereken kurallar için özel kılavuz yayınlayacak. 29 Haziran'dan itibaren Kuzey İrlanda'da ibadete izin verilmekle birlikte İngiltere'nin her yerindeki kiliselerde bireysel olarak dua edilmesine imkan sağlandı. Ancak İskoçya ve Galler'deki kilise hizmetleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.